sevgimi al. Gözlerime bakıp dalan gözler, kalbimde hisli bir sevgimi al. Gözlerime bakıp dalan gözler. Hoş geldiniz, şerefler bahşettiniz. Show TV'nin muhterem izleyicileri, ekranları başındaki muhterem izleyicilerim. Sizler de şeref verdiniz. Var olun. Var olun. Aşklarım benim. Nasıl buldunuz beni? Evet, yakında beni teneşir patlayacak. Evet, hemen efendim fazla vakit geçirmeden janrının çok muhterem bir temsilcisi, çok kıymetli bir temsilcisi, çok değerli bir beyefendi, çok değerli bir genç arkadaşımız, sevgili Mustafa Ceceli. Thank you.
omzumda başım eksik, yatağımda kokun, tinimde tinin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm, elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omzumda başın eksik, yatağımda kokun, tenimde tenin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm, ah. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Sesini mi yoksa hakikaten nüvesinde tabanında olan o gerçek beyefendiliğini mi? Hangisi yoksa hepsi beraber? Sizi gerçekten söylüyorum. Hakikaten çok takdire şayan bir gençsiniz. Size gönül verenlere de helal olsun. Çünkü verilmeye layıksınız efendim. Estağfurullah. Ne mutlu sizden de. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Alabilir miyim zat halinizi böyle? Evet efendim, şimdi yine çok bıcır bıcır, böyle hanım hanım, sessiz. Bu gece çok sessizler var. En çıngıraklısı benim tabii, her zaman olduğu gibi. Ama ben de diyorum fazla... bir şeyler şey yapmayayım, çünkü çocuklar korkarlar. Bunlar çok
Hem alınganlar, hem sessizler falanlar filanlar. Aman biz nereye geldik derler, Allah korusun. Hemen efendim yine çok beğendiğim, yüzünü de sesini de kişiliğini de çok çok beğendiğim ve takdir ettiğim Bengü hanımefendiyi huzurlarınıza çağırıyorum. Çözümü kendimden vazgeçirim, her rüzgardan geçirim. Bir tek onun meltemi bulmuştu şu özümü. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı. Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Ben kimseye böyle yakışmamıştım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şerefler bahşettiniz. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Biz bugün böyle nasıl hani nerelere sığsak bilmiyoruz. O kadar heyecanlıyım ki ben kendi adıma söyleyeyim. Farklı değilim senden. Anonsunuzdaki güzel iltifatlarınız için, kıymetli sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Yayık olduğunuz için. Çünkü benim ağzım çok kıymetli. Ben öyle herkes için konuşmam. Kesinlikle öyle. Hissettiğimi söylerim. Söylediğim her şeyde gerçeklerin ta kendisidir. Sağ olun. Arkadan baktım oynarken bile
Böyle yeni gelin gibi yeni oynuyor. Evet, öyle ben derler. Olsaydım ben böyle böyle yapardım artık. Birazdan açılırım sizinle beraber. Aynen. Merak etmeyin. Canım, canım benim. Ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. İkiniz de iyisiniz. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Maşallah. Evet. Efendim, evvela o hediyeniz için maddi değeri bilemiyorum ama manevi değeri maddiyatla ölçülemeyecek kadar çok önemli olan Kur'an-ı Kerim'i bana mealini getirmişsiniz. Çok teşekkürler ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Estağfurullah. Hakkınızı helal ediniz. Evet. Peki. Hemen bir reklamlar diyelim. Biraz ekmek parası kazanalım mı? Ne dersiniz? Bu eser yoktu. Ama özellikle Profesör Doktor Sayın Arif Verimli hocamız ve zarif eşi Aydan hanımefendi telefon açmışlar yapım müdürümüze ve bu eseri istemişler. Emir telakki ettim. Değerli hocama ve zarif eşi hanımefendi için okuyorum. Sizler de iştirak eder misiniz? Teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız. Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız. Olmayınız efendim. Evet. Şimdi efendim Mustafa Beyefendi dinlemek istiyorsunuz muhakkak ki. Ben de dinlemek istiyorum.
Rica edelim zaten halinize efendim. Tabii ki. Efendim bu akşam için dedim ki madem ki böylesine özel bir programdayız. Özellikle Türk sanat müziği eserleri de icra etmek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Aman rica ederim. Peki ne mesela? Vallahi şimdi ben isterim ki Ateşi Suzan'ı Firkat söyleyelim. Aman Hacı Faik Bey. Eyvah eyvah eyvah. Yani bir Batı musikisi icrakarının tabii bunu değil okumak, telaffuz etmesi dahi çok enteresan ve biraz daha şeddeli olursa şunu söylemek istiyorum, imkansız. Peki konservatuar eğitiminiz mi var? Benim konservatuar eğitimi yok, alaylı diyorlar ancak elbette ki nota bilgisi. Ama Mustafa'nın aynı zamanda çalamadığı bir müzik aleti, bir enstrüman da yoktur. Bunu kıymetli müzisyen abilerim çok iyi bilirler. Peki. Müthiş peki. Bir Allah'tan yetenek. Peki, nasıl yapalım bilmiyorum. Onu biraz daha biraz sonra mı alalım acaba? Tabii. Biraz bir hareketli bir şey tamam. Okur musunuz? Tabii ki olur. Onu sonra bir koyalım. O zaman şöyle bir hareketli hadi yapalım. Bakalım. Hadi. Ararım, 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 ararım.
gözüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Yosmalarda gözüm, biraz daha büyürsen.
sofralarda gözüm, biraz daha gülsen çapkınlıkta gözüm. Şarkınızı alıyoruz. Sıcak sıcak. Tamam. Ben hadi de bakalım. Bu akşam müthiş heyecanlıyım sizinle birlikte şarkı söyleyeceğim için. Hani Bülent Hanım'ın huzurunda şarkı söylemek müthiş bir sınav. Ben de sevdiğim birkaç seçim yaptım. Onlardan bir tanesiyle ben de başlıyorum o zaman. Lütfen efendim, lütfen. Buyurun efendim. Thank you.
senden sevgilim yadıma düştü. Sen de tek sevgilim aklıma düştü. Na senden sevgilim yadıma düştü. Gurbette sevgilim aklıma düştü. Na senden sevgilim yadıma düştü. Var olun, var olun. Heyecanla ağzınıza, karışık inşallah. Ağzınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Beğenmiştir dinleyenlerimize, çok teşekkür tabii ederim. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkürler. Çok güzel, çok güzel. Şimdi efendim, bu arada çok şıksınız, hemen söyleyeyim. Sağ olun. Efendim, dost ayağa bakmaz derler ama ben ayağınıza baktım. Ama gece mavisi ve... efendim bordunun karışımıyla rugan bir, çok şık bir iskarpin, çok güzel. Papyonunuzun parlament mavisiyle tam takım olmuş. Çok güzel taşımışsınız. Teşekkür ederim. Ben de kıyafet yapan arkadaşım da Atilla Mutlu, ona da buradan teşekkür ediyorum. Madem sizin de bu kadar dikkatini çekti, onun da ellerine çok, sağlık diyelim. Ellerine sağlık tabii. Sanatkarlar taltif ve takdirle büyürler efendim. Zat haliniz de öyle. Çok teşekkür ederim çok efendim. Çok güzel. Çok mersi. Mini etiği dantelle birleştirip çok güzel. Böyle romantik bir çok daha bir romantik istedik. Olmuş. Çok güzel olmuş. Sağ şimdi olun. Efendim fazla vaktinizi almadan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Çünkü özellikle bunu söylemem gerektiğine inanıyorum. Geçen hafta tüm haftalar gibi misafirlerimi ağırladım. Efendim pardon. Ama nedense çok büyük bir olay oldu. Herkes bir şeyler söylediler, bir şeyler yazdılar. Tabii herkesin öz düşüncesidir. İstediğini söyleyebilir, istediğini yazabilir. Buralarda varım. Ama bir tek bir kişi vardı ki son derece haddini aştı. Ve yalan ve yanlışlarla karışık, efendim siz muhterem dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi yalanlarla nasıl denir, yalanlarıyla aldatmaya çalıştı. Rating yapmaya çalıştı. Bu arada bu kişi benim efendim programımın yapım müdiresi hanımefendi kendisini arıyor ve kayıtları da var. Diyor ki neden böyle bu şekilde yanlış konuşmalarda bulunuyorsunuz? Yahu diyor, yani siz reytinginizi yaptınız, bırakın biraz da biz yapalım. Canım efendim, siz de yapın da. Tabii ki de yapın. Ama doğrularla mücehhez insanları bilgilendirin. Yalanlarla ve yanlışlarla onları kandırmayın. Onun için siz muhterem dinleyicilerime, her zaman mihenk taşı olarak adettiğim muhterem dinleyicilerim, muhterem izleyicilerime o kişiyi özellikle, o kişiyi şikayet ediyorum. Önce Allah'a, sonra sizlere şikayet ediyorum. Nedir konu? Efendim, Bülent Ersoy eski eşiyle yatak safahatlerini anlattı diye 45 dakika altyazılar geçiyor ve o efendim 70 küsur yaşındaki kişi
hiç yaşından beklenmeyecek şekilde yalanlar söylüyor. Bu insana şimdi ben soruyorum. Hepiniz seyrettiniz geçen haftayı, çoğunuz. Muhakkak ki seyrettiniz. Burada Bülent Ersoy yatak safahatleriyle ilgili ne söyledi? Hiçbir şey değil mi? Çünkü zaten tarzım değil. O kadar özel hayatımda da o kadar genelkurmay başkanı gibiyimdir ki böyle. Yani hiç vıcık vıcık bir halim de yoktur. Ki 70 küsur milyonun önünde bunları telaffuz edebileyim. Sadece dedim ki çok susamıştım. O da inadından duymamazlıktan geldi. Sonra neyse iyi bir tarafına geldi, duydu. Susadın mı dedi. Değişimin dışında başka bir şey söyledin mi? Sen yalancısın. Yalan konuşuyorsun ve seni önce Allah'a havale ediyorum. Sonra da o hizmet verdiğini zannettiğin, o yalanlarınla hizmet verdiğini zannettiğin bütün Türk toplumuna seni şikayet ediyorum. Ve asla ve asla, asla ve asla hakkımı helal etmiyorum. Evet, fazla kendimle ilgili. Burası çünkü benim babamın çiftliği değil, bir televizyon kuruluşunu bu şekilde ziyadesiyle vaktini alamam. Sizlerin de vakitlerinizi alamam. Kıymetli vakitlerdir. Ama bunu açıklamaya uygun gördüm. Ve şimdi hemen Sayın Ceceli'yi huzurlarınıza çağırıyorum. Duydum ki unutmuşsunuz. Ben de söyleyeyim. Engü vals bir eser seslendirdi. 6-8 ben de. Tamam. İcra edeyim. Buyurun. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Zamanlar sevginle ateşlenen başımı izlerinin yerine dayasaydım taşlara. Thank you.
biten de can idin. Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim. Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acının heder olan o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Layık. Teşekkür ederim. Layıksınız. Layıksınız efendim. Ben yerinize mi olur geldim? Mu? Lütfen, özür lütfen. Dilerim. Lütfen buyurun. Buyurun. Efendim. Şimdi kendisi benim çok yakın bir arkadaşımdı. Fuar konserim, en son konserimde de beraber çalıştık. O kadar iyi huylu bir çocuktu ki. O kadar temizdi. O kadar dürüsttü. O kadar vatanperverdi ki. Onun ölüm yıl dönümüydü dün. İnsanların bazen yaşarken kıymetleri bilinmiyor. Öldükten sonra anlaşılıyor ama geçmiş olsun El Fatiha. İş işten geçmiş oluyor. Efendim, şimdi bu çok kıymetli arkadaşım Ahmet Kaya Beyefendi'nin seslendirmiş olduğu bir eseri benim zat için büyük bir gurur olacak ve müthiş bir ana olacak. Ha canım. Evet, birlikte ben hiç okumamıştım. İlk defa bakalım notadan. Notayı nereye koydunuz? Şurada. Sarılayın ayaklarda.
bu anı yaşadığım için gurur duyuyorum. Çok teşekkürler. Canımsın, canımsın.
Var olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, sağ olunuz. Bu moda da yeni çıktı. Ben davet etmeden geliyor. Kim çağırdı çocuğum seni? Vallahi Fevzi Bey içeriye dal dedi, daldım. Yani sürpriz yaptım size. İyi ettiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz sizlerle. Sağ olun. Şöyle. Nasılsınız? Zaten haliniz iyisiniz. Bizler de iyi, sağ olun. Aman ben artık çekiniyorum. Çünkü bir başka arkadaşınız geldi. Orasını burasını şişirttirmiş böyle. Ne oldu mu şaşırdım. En yakın arkadaşımla aram bozulacaktı. İnşallah repertuarınızda öyle tarzlı şeyler yoktur. Biz zaten yani kostüm... Beni yapabilirsiniz. Benim hiç mahsuru yok. Teşekkür ederim. Ama benim çok yakın arkadaşlarımı ben istemiyorum. Tamam. Onun için peki, önceden peşinen söyleyeyim. Yer benim yerim. Onun için bir şey de söyleyemedim. Sadece ben bunu görmeyeyim dedim, yürüdüm. Ama tabii yine de gönül kırıklığı oluyor. Efendim... Onun atölyesinde böyle bir şey olmuş olsa benimle ilgili ben ona kırılırım. Sen iki çift laf edemedin mi Nurcum derim. O da şey yapamadı. Yani gönül koydu. Bu arada hastaymış. Geçmiş olsun. Ben de hastalandım. Güya geçen günü Fevzi gitti ona. Efendim geçmiş olsun. Ben gelmeyeyim de dedim, üşütmeyeyim. Bir şey istiyor musun? Boza yollayayım mı? Kıl, tüy, neyse. Hiçbir şey dedi, istemiyorum. Ondan sonra ama ben de hastalandım. Telefondan mı geçti acaba? Hemen sizi alalım bakalım. Peki. Siz o bestekar hanımı yapıyorsunuz değil mi? Çarpık ağız. Evet. Aman, aman. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe'den bir şarkı söyleyelim. Ah o Tilbe, ah Tilbe. O ne Tilbe o? Nasıl verimli bir bestekar, nasıl bir ses. Sen beni benden alırsan, seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Yalancı dostlarından, el alemin yasından geçmedin, geçeceğin yok. Bu gönül atma kahrını çekti. En büyük aşkın ne yaradı ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın. Yaradı kalbim, affeder mi? Bu gönül atma. Beraber. En aşkın kaç kere bu gönül atma kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere yerlere attın yaralı kalbimi.
Ben yok muyum? Siz varsınız. Ama siz Yıldız Tilbe istediğiniz için ilk açılışı bana yaptık. Tilbe'yi, Tilbe'yi çok severim ya. Biz de çok severiz. Hem sesini hem şarkılarını. Sever misiniz Tilbe'yi? Çok severim. Tilbe çok bambaşkadır. Çok severiz. Bambaşkadır. Bambaşka bir bestekar, dolu bir insan. Sesi de öyle, besteleri de öyle. Tilbe bir yamandır, yaman. E tabi Bülent Ersoy'u taklidi çok zor olduğu için bir yudum su içelim de öyle başlayalım. Aa, iç evladım, iç. Allah Allah! Gülbülüm geldi yine, söyle beni. Sesini duyuyor ele, çile bülbül, çile, çile bülbül, çile, çile bülbül, çile. İşte olmadı ama bir kere daha olabilir. Olabilir ama. Allah için söyleyeyim. Ama bir dakika. Pek iyi tabii olmadı. Tabii ki Bülent böyle konuşuyoruz biz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Neler oluyor? Evet. Ama olmadı. Evet. Neden bir kere daha olur mu? Neden olmadı? Yapalım mı? Ay yapalım mı? Buyurun efendim. Çile, çile bülbül. Allah! Çok güzel oldu ama şu yukarıki taraf uyudu oldu. Biraz. Uykusu oldu geldi ama bu. Çok daha iyi olabilirdi. Tabii daha iyi olabilir Allah'ın izniyle. Evet. Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle. Evet. Yapıyor muyuz? Kuduruyor muyuz? Haydi bakalım. Ablanız sizin Allah'ınıza kurban olsun. Çile, ana. Şimdi bitmez bu şarkı. Tabii. Ana. Hayatımda hiç böyle detone olmadım ben. Neyse. Bülbül, ayar mı?
Helal mi? Helal! Efendim, zat-ı şahanelerine helal mi? Helal! Konuklarımıza helal mi? Helal! Ben denize helal mi? Helal! Sefanız olsun! Ağzınıza sağlık. Yüksek affınıza sığınarak. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu sahnede olmak, bu değerli konuklarla birlikte bu sahneyi paylaşmak benim için çok büyük bir şeref. Hepsi için kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Ve efendim çok çok değerli orkestramız için de kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şunu bana getir çocuğum. Ha şu şuyu buradaymış. Gel oğlum. Şimdi şarkı söyleyeceğim de. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben sen oturabilir miyim hocam? Otur gel. Peki. Aa nereye gidiyorsun ayol? Senden ayrı koyan kadere bak, kadere bak. Beni yerden yere vuran kadere bak, kadere bak. Dertle doğdum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda. Ne çile. Merhum Cumhurbaşkanı ve değerli eşleri hanımefendi için okuyacağım. Merhum Turgut Özal beyefendi ve değerli ablam Sayın Semra Özal hanımefendi için okuyorum. Hasret oldum buram buram, beni yerden yere vuran kadere bak, kadere bak. Beni yerden yere vuran kadere bak, kadere bin hatıra gözyaşımda. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda.
kadere bak. Kadere bak. Ne çileler var başımda. Taşı bağlayın bana. Eğer iyiyse, uyumuyorsa. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Bir eşisi, bir şarkı.
Gençler de dans ettiler. Evet. Nur Yerlitaş bağlandı mı? Reyhancığım? Arıyorlar mı? Ben kendim arasaydım zaten ulaşırdım şimdi. Direkt arasaydım. Peki o zaman hemen Sayın Ceceli. Sizi bir dinleyelim bakalım. Ben oturayım şöyle biraz. Aslında beraber... Ah be. Aslında piyano başında beraber söylesek sizinle olur mu? Hadi. Nasıl geçti haber sizi okuyalım. Mesela. Hadi. Ben her şeye varım. Birlikte olsun. Tamam. Birlikte. Tamam. Bengü dedi bana da şöyle güzel bir anı olsun. Hadi bakalım. Thank you.
koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Üstün bizlere yandan o
hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, iş ve bazdır valla, çapkınlardan kolla. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, iş ve bazdır valla, çapkınlardan kolla. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, iş ve bazdır valla, çapkınlardan kollar. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, iş ve bazdır valla, çapkınlardan biz de sizleri alkışlıyoruz. Hepiniz. Öyle değil mi? Biz de sizleri alkışlıyoruz. Hem stüdyomuzda bulunan muhterem izleyiciler, misafirler, hem de ekranları başında bizleri izlediklerine inandığım muhterem izleyicilerim. Haklarınızı helal edin bizlere. Allah razı olsun. Biraz Medine dilencisi gibi oldu ama olsun. Reklamlar! Efendim, hemen az yap çok iş. Fazla konuşmadan şimdi sizin yeni kasetiniz... Evet, çok yeni bir şarkı. Ben hala da kasette kalmışım Osmanlı İmparatorluğu'nda. Kusuruma bakmayın. Sayın Ceceli de evet, aranjelerini yapmış galiba. Evet, tıpkı Yaralı'da olduğu gibi yine sözü ve müziği Zeki Güner'e, yine aranjesi, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı. Ellerinize sağlık. Hemen bir dinleyelim. Saygımdanla o zaman veda edelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Başımı kimselere ama sana yerle bir oldum. Giderim uzaklaşırım her zaman ilk kez dönüp durdum. Ağladığım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. Korkum
şey biriktirdim. Gecikmeli coştum, taştım, bu yüzden de duruldum. Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam, yönsüzüm sensiz sebebi bir yere konamadıysam, unutmadım nedeni hiçbir aşka sığamadım. Seslerinize sağlık, gösterilerinize sağlık. Bir program daha sonuna geldi. Adım Hıdır, elimizden gelen budur. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, sıhhat, mutluluk dileklerim hepiniz için. 21 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi Öğretmenler Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyim. 23 Kasım'da da Mersin'deyim. Allah'a ısmarladık efendim. Thank you.